Hepinize merhaba arkadaşlar. 4K OLED monitör nasıl olurmuş bu videoda görüyor olacaksınız. Genelde çoğu arkadaşımız abi 27 inç 4K monitör mü olur? diyorlar. Gayet de doğal ama 4K'ya geçmek isteyenler ilk başta daha uygun fiyatlı modellerle başlayabilirler. Yanımızdaki monitör sonuçta OLED panele sahip ve 240 Hz gibi yüksek tazım hızı sunan bir monitör. Ama şöyle bir eleştiri de yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlar bu tür OLED monitör incelemelerimizde işte çok pahalıymış, işte alınmaz gibi yorumlar yapabiliyor. Arkadaşlar fiyat kısmı benim 1 gram umurumda değil. Bakın inceleme tabii ki de sponsorlu ama fiyata benim yapabileceğim bir şey yok. Ayrıca bu videolarımız bir inceleme. Ben gerekli tüm testleri yaparım, tepkimi süresi testlerini, renk ölçümlerini yaparım. Sen izlersin, kararını verirsin. Parası olan alır abi, bitti gitti. Monitörün fiyatı benim 1 gram umurumda değil. Benim için önemli olan sunmuş olduğu performans değeri. Neyse şimdi yanımızda Gigabyte'ın Aorus FO32U2 adında 4K OLED monitörü bulunuyor. Ve tabii ki de bunu diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi tamamıyla KVM switch barındırıyor olması. Yani tüm görüntü bağlantıları üzerinde farklı cihazları da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ona da değiniyor olurum. Menüsten falan göstereceğim sizlere. Şimdi monitörün ilk baş tasarımsal yapısına geliyorum. Kutu içerisinde yine demonteli bir şekilde geliyor. Monitörün arka kısmında yer alan 100, %100 VESA duvara askı aparatına pivot standını sız bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Alt kısmında bir mandal var. Rahatlıkla da sökmeniz gayet kolay. Tamamıyla boydan boya çapraz açıda metal bir ayağı bulunuyor. Bunu da vidalı bir şekilde sabitlediğinizde kurulumu tamamlamış oluyorsunuz. Yani şu koydukları ayak bildiğiniz 1,5 kilo geliyor arkadaşlar. O kadar ağır yapmışlar. Sonrasında panelin arka tarafı gayet şık bir görünümde. Hatta A Rusya'sında RGB aydınlatma bulunuyor. Alt kısımda yine renkli bir şerit de mevcut durumda. Ayrıca panelin çerçeve ve arka kısmı tek parça metalden üretilmiş. Arka plandaki videoda görürsünüz nasıl koyduğum gibi yapışıyor ve dediğim gibi çerçeve ve arka panelin metal gövdesi tek parça üretiliyor. Pres yöntemiyle yapılıyor bunlar. Son dönemde OLED monitörlerde bu metal yapıyı görüyoruz. Çünkü sebebi tüm bölgede bir sıcaklık üretiyor olması. OLED paneller monitörün her pikselinde ayrı ayrı dimming özelliği barındırdığından ne yazık ki ısınabiliyorlar. E bunu da soğutmak adına metal çerçeve kullanıyorlar. Geliyorum görüntü çıkışlarına. Monitörün alt panelinin sol tarafında iki tane HDMI 2.1 bir tane de DisplayPort 1.4 var. Tüm bağlantılarda 4K 240 Hz alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ister HDMI'yi kullan ister Display Port'u kullan hiç sıkıntı yok. Kutu içinde zaten gerekli kablolar da çıkıyor. Ayrıca orta kısımda bir tane Display altyapısını kullanan Type-C portu var. Onunla da 4K görüntü almanız mümkün abi. Hatta yanılmıyorsam 18 Watt şarj özelliği de var. Oradan bir kablo uzatıp telefonuna bağladığında telefonunu falan da şarj edebiliyorsun. Sağ tarafa doğru baktığımızda bir tane adaptör girişi. Onun da sol tarafında zaten iki tane USB 3.0 bağlantısı olduğunu da görüyorsunuz sizler. Bir de kulaklık mikrofon için jaklı giriş eklemişler çok kullanan yoktur diye düşünüyorum. Şimdi geliyoruz boyut ve özelliklere. Avrusun FO32U2 monitörü 32 inçlik bir panel boyutuna sahip. Bu sebepten ötürü 72 santim uzunluk ve 42 santim yükseklik barındırıyor. Tabi ayak standında hesaba kattığımız zaman bu oran biraz daha yükselebiliyor arkadaşlar. Bayağı kallı abi büyük boyutlu. Özellikle abi 4K monitör olacaksa en az 32 inç olmalı diyenlere hitap edebilen bir boyutu var. Çözünürlük olarak zaten 4K olduğunu belirtmiştim. Yani 3840x 2160 piksel arkadaşlar. Gayet piksel yoğunluğu da üst seviyede tutulmuş. 1.5 milyon dinamik kontrast oranı falan zaten bunlar standart. Parlaklık değeri site üzerinde 250 kandele yazılmış ki neredeyse o değeri sunabiliyor. %3'lük bir HDR tolerans değeri olduğunu da belirtmişler. HDR 400 sertifikası falan da mevcut arkadaşlar. Bu tür OLED monitörlerde parlaklık seviyesi ne yazık ki kullandığımız IPS paneller kadar yüksek değerlere ulaşamıyor. Fakat OLED ekranlarda ışık tamamıyla eşit bir şeyde yayıldığından ötürü Bundaki 250 kandelalık parlaklık IPS monitörlerde neredeyse 400 kandelaya eşit. Yani insan gözüyle görebildiğiniz parlaklık seviyesine göre değerlendiriyorum arkadaşlar. E tabii ki de ben de bir ölçüm yaptım. Luminance Meter cihazımla monitörün orta kısmını kontrol ettiğim zaman 260 265 kandela değerlerine çıktığını görebilirsiniz. Üst tarafa doğru çıktığım zaman 220 230, sağ tarafta yine 230 240, sol tarafına baktığımda yine ortalama aynı değerlerde. O yüzden bu kısmını hiç eleştirmeye gerek yok. OLED monitörlerin çoğunda durum aynı arkadaşlar. Yani 250 veya 300 kandela realde daha üstüne çıkamıyorlar. Tabii ki de nit olarak adlandırdığımız pik parlaklık seviyesi noktasında çoğu 1000 nit değeri sunabiliyor. Parlak görüntülerde pikseller daha fazla voltaj vererek sağlıyorlar arkadaşlar. O yüzden çok o kısım umurumuzda değil. Sağlamış olduğu artıysa beyazlarda daha parlak beyazlar görebiliyorsunuz. Siyah noktası da zaten OLED'i anlatmama bile gerek yok arkadaşlar. Bu arada değinmeyi unuttuğum monitörün hareket kabiliyeti var. Öne doğru 20 derece geriye doğru 5 derece eğilebiliyor. Sağa sola yanılmıyorsam şöyle yapayım. Çok az bir hareket dönüşü var. 20 derece arkadaşlar. Gerçekten bunu Biraz kısıtlı tutmuşlar. Yukarı aşağı 13 santim indirip kaldırabiliyorsunuz. Ve tabii ki de tamamıyla 90 derece açıyla çevirip dikey bir şekilde de kullanmanız mümkün. E şimdi geliyoruz panelin bit derinliğine ve renk ölçüm değerlerine. Şimdi OLED paneller zaten siyah beyaz noktasında ve renk sunum noktasında aşırı başarılılar. Solid Color dediğimiz tek renklerde kontrol ettiğimde ölü piksel sorunu neredeyse yaşanmıyor. Gradyan renk geçişlerinde ise o homojen olarak sunmuş olduğu görüntü çok iyi. Siyah ve beyaz tonlarını sunabiliyorsunuz bilme noktasındaki artısının sebebi ise lokal dimming dediğimiz led piksellerde ışığı nasıl diyeyim kısıp açabilme oranı Kullandığımız IPS panelleri nazaran çok daha iyi olması. Hatta %100 lokal dimming olan panellerde güç tüketimi daha da düşük oluyor arkadaşlar. O noktada bir avantaj sağlıyor. E tabi ki de bu kadar güzel renkleri sağlamasının sebebi gerçek 10 bitlik panele sahip olması. Yani öyle 8 bit artı FRC değil. İlk monitörü taktığınızda 8 bit SDR olarak çıkar ama kendiniz bunu 10 bit'e yükseltiyorsunuz. Veya HDR'ı aktif ettiğiniz zaman otomatikman 10 bit'te çalışıyor panel. E tabi ki de renk ölçümünü yaptık. E site üzerinde %99 DCI. P3 olarak belirtilmiş. Ben 3 farklı test yaptım. Çünkü bu monitörde hem native mod hem DCI-P3 hem de Adobe RGB mod olarak 3 seçenek var. Adamlar kalibre etmiş sonuçta arkadaşlar. Ben de bu 3 değeri sizlere ekranda göstereceğim. Sol tarafta native, ortada DCI-P3 ve en sağ tarafta Adobe RGB'yi göreceksiniz. Özellikle Delta E sapmasında en düşük oranı Adobe RGB'de verdi. Çünkü Adobe Renk skalasını sağlaması için Delta E sapmasında düşük olması lazım. O yüzden baktığınız zaman DCI-P3 oranı Adobe'da düşük oluyor. Native'de ve DCI-P3 3 moduna aldığınız zaman daha yüksek skorlar elde edebiliyoruz. DCI-P3'te mesela %97.6 vermiş muazzam bir değer bu. Hatta ve hatta sRGB renk gamutu %100 çıktı abi. Bunu kalibre ettiğinizde ise alacağınız değer sRGB'de %160. Bu değerleri alın. Benim diğer 4K monitör incelemelerimle kıyaslayın. Ciddi anlamda şu an 4K OLED panelli monitörler içinde en güzel sonuçları veren monitörlerden biri oldu bu. Bazıları diyor ya abi sponsorlu övmüşsün falan filan. Kardeşim, verilerle konuşuyorum artık. Sponsorlu övme falan değil. Eksikliği olduğu zaman eksik diyoruz. Artıya çıktığı zamansa tabii ki de övüyoruz. O lafı diyenlerin yapması gereken olay abi, alacaksın bu veriyi, diğer incelemelerle kıyaslayacaksın kararını ona göre verip güzel yorumunda yapacaksın. E bu değerleri de baz aldığımız zaman abi monitörü kesinlikle ve kesinlikle DCI P3 ayarında yani o modda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü natif modla arasında çok ahım şahım farklar yok. Aslında natif moddan bile daha iyi bir renk sağlayabiliyor. O yüzden önerim de budur. Yani bu testleri yapıyoruz ama bu sayede sizlere hangi modu kullanmanız gerektiğini de öneriyoruz. Daha ötesi yok abi. Yani takdir edilmemiz gerekirken hala sponsorlu inceliyorsun diye olumsuz yorumlar geliyor. Yazık günah ya. Yani ben şurada iki gün 3 gün uğraşıyorum bu testleri yapmak için arkadaşlar. Neyse e şimdi geliyoruz tabii ki de oyuncuları ilgilendiren kısma. Bu seferkinde tepkime süresi testiyle beraber input lag testini de yaptım. Bu monitörde zaten 240 Hz gibi yüksek tazeleme hızı mevcut. Ve OLED panel barındırdığından 0.03 milisaniye tepkime süresi barındırıyor. Bizim cihazlarımız zaten 0.03 oranını göstermiyor test cihazlarımız. Bazen 0 yazar veya 0.1 yazar bu değişiyor. Ama Ryzen Fold değerlerini doğru ölçebiliyor. Bu sayede ghosting var mı yok mu anlayabiliyoruz. Ama OLED monitörlerde... Hele bu tür yüksek panellerde zaten ghosting olmuyor. Zaten değerleri göreceksiniz arkadaşlar. E bunlar dışında sync destekleri de bulunuyor. Panelde neydi? FreeSync Premium Pro bulunuyor arkadaşlar. Ama tabii ki de bunu aktif ettiğinizde otomatikman Nvidia G-Sync'de açılıyor. Çünkü her ikisi de yazılımsal sync teknolojileri. AMD yazılımsal bu teknolojisinin görünmesini istiyor. Ama Nvidia bu konuda diyor ki yazılımsal olduğu için benim çok umurumda değil. Ben sonuçta her türlü desteği veriyorum diyor. O yüzden üreticilerde kapağı veya başlığa özelliği Nvidia G-Sync'i yazma ihtiyacı duymuyor. Fakat bu işte Nvidia G-Sync çalışmıyor demek değildir arkadaşlar. Piyasadaki tüm Adaptive Sync ve FreeSync yazan... Tüm monitörler Nvidia G-Sync ile çalışıyor. Artık bunu anlayın. Neyse geliyoruz aldığımız sonuçlara arkadaşlar. Bakın test cihazımla yapmış olduğum sonuçlar o kadar muazzam çıktı ki ben hayran kaldım gerçekten. Ayrıca bu overshoot zaten değinmeme gerek yok. Perceive response time muazzam. Çünkü buradaki renk sapmaları bize ghosting olup olmadığını da belirtiyor. Bu sayede rise and fall değerlerini gözlemleyebiliyoruz. Hepsi yeşil abi yani monitör renkleri o kadar hızlı sağlayabiliyor ki pikseldeki renk geçişlerinde bir gram ghosting'e uğramıyorsunuz. Bozulma olmuyor. Özellikle Gigabyte'ın bu paneline çok şaşırdım gerçekten. Ve hatta tepki üsrelerine bakın abi. Best de 0 çıktı. Averaj değere baktığımız an 0.87 milisaniye ki bu muazzam. Ayrıca GTG değeri olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani Ryzen Fall değerlerine bakıyorsun abi. 0.57, 1.17 milisaniye çok iyi. Git kardeşim şimdi bu değerleri diğer monitör incelemelerimizde kıyasla aradaki farkı kabak gibi görürsün. Aorus bu monitörde her ne kadar oyuncu monitörü olsa dahi kalkı böyle işte gaming mod, yok işte FPS mod, cart mod, jurt mod koymamış kesinlikle abi. Buna ihtiyaç bile duymamış adamlar yani orada doğru rengi sunan 3 tane profil koymuş onunla da yetinmiş ayrıca bu monitörlerde Overdrive gibi bir mod da bulunmaz. Abi neden Overdrive açmadım falan filan tepkime süresi daha iyi çıkar gibi bir şey söylemenize gerek yok. OLED panellerde Overdrive modu koymuyorlar. Monitörün yani daha da tepkime süresini iyileştirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü 0.03 milisaniye ötesi yok. E bir de bizler için input lag değeri önemlidir. Input lag ne oluyor abi? Monitör giriş gecikmesi değerlerimiz oluyor. Ki ben bunun da testini yaptım ama orada oranları açmayı unutmuşum ne yazık ki. Yani 2.1 mi, 2.2 mi, 2.01 mi? Bu tür verileri çok göremeyeceksiniz. Ben bildiğiniz çizik attım o yüzden. Benzer 4K OLED panelli monitörlerde minimum değer genelde 2 ile 3 milisaniye arasında çıkıyor ki bunda da 2.2'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Gayet güzel bir oran. Average değerde 6.7 milisaniyelere denk gelmiş. Maksimumda ise 10 milisaniyenin altında. Ki bu giriş gecikmesinin yani input lag sonuçlarının kullandığınız klavye ve fareye göre değişiklik göstereceğini de unutmayın. Ben bildiğiniz kablosuz klavye mouse'la test ettim. Eğer kablolu ve daha yüksek ee, nasıl diyeyim, komuta sahip klavye mouse kullansaydım bu değerler daha düşük bile çıkabilirdi. Sonuçta kullandığın ekipmanın bilgisayara ilettiği komut ne kadar hızlı sürede monitöre yansıyor. Bunu ölçümlüyor bu. Bir sonrakine daha güncel, daha üst seviye bir klavye mouse ile kablolu bir şekilde bu testi yapacağım. Aklınızda bulunsun. O yüzden takipte de kalın arkadaşlar. Sonuç itibariyle değerleri gördünüz ciddi anlamda bakın hem renk ölçüm noktası da sunmuş olduğu color gamut seviyesi çok iyi. Tepkime süresi testlerinde ben böyle bir değer Neredeyse başka bir monitörde görmedim. Input lag değerleri ise rakiplerinde olduğu gibi aynı miktarda çıkıyor. Yani ciddi anlamda 4K OLED panelli bir monitör bakıyorsanız, Avrusun bu modeli çok başarılı olmuş. Oyunlarda hayaletlenme, ghosting dediğimiz gibi olaylar veya hareket bulanıklığı gibi durumlar neredeyse söz konusu değil bu cihazda. Ama bunun sebebini bazıları 240 Hz'lik bir panel olmasına yorabilir. Halbuki öyle değil arkadaşlar. OLED panellerde parlaklık sorunları olduğunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. OLED'lerin en büyük eksilerinden bir tanesi ...yüksek kandila parlaklık seviyelerine ulaşamıyor olması. E bazı markalar bu tür OLED panellerde... ...fazla voltaj vererek parlaklık seviyesini 300 kandilaya çıkartmaya uğraşıyor. Ama bu oranı arttırdığınız zaman... ...ne yazık ki pikseller biraz daha geç tepkimeye girdiğinden dolayı... ...ghosting oranları e, yükselebiliyor veya e, tepkime süreleri artabiliyor. Ama Aorus hiç bu topa girmemiş abi. Demiş ki ben 300 kandila parlaklığa çıkartmıyorum. Standart 250 kandila parlaklıkta olsun ama... Ghosting, hareket bulanlığı benim monitörümde olmaz. Bu sebepten ötürü zaten şu tepkime süresi testleri bu kadar iyi çıktı arkadaşlar. Diyorum ya bu tür monitör incelemelerinde parlaklıktan tutun da her şey tüm ölçüm değerlerine yansıyabilir. Biz gelen fabrika ayarlarında bunu test ediyoruz ve overdrive olan monitörde de ne yapıyoruz? Overdrive modlarıyla farklı farklı ölçümler yapıp hepsini sizlere sunuyoruz. Neyse diyecek başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Son olarak bir de şuna değineyim. Adamlar monitöre gitmiş. Genelde 4K monitörlere artık çoğu kişi hoparlör koymuyor. Ama Aorus 5x2 wattlık, 5 watt çarpı 2'lik hoparlör koymuş ve bangır bangır ses var abi. Al sana açayım müziği. Daha... Ya abi çok iyi ya. Hoparlör monitör de önemli. <laughs> Basları da çok başarılı. Ben çok beğendim abi. Hem tizler hem baslar çok iyi. 5 watt çarpı 2. 2 tane hoparlör bulunuyor. Levon abiniz kopacak birazdan dervişim. Neyse bu şekilde bırakıyorum. Çok kekoluk yapmayayım ben de. <laughs> Açıkçası gördüğünüz arkadaşlar. Dediğim gibi başka da anlatacak bir şey kalmadı. Aurus'un neydi model adını unutuyorum. FO32U2 monitörü ciddi anlamda 32 inç boyutta alınabilecek en güzel OLED panelli monitörlerden bir tanesi olmuş diyorum. Ve videoyu da burada, sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.